Leyla, bir şey mi oldu? Yok. Sesini duymak istedim sadece. Yani illa bir şey mi olması gerekiyor? Yok, tam tersi. Tam zamanında aradın. Bana da iyi geliyor sesini duymak. Ateş. Seni çok seviyorum. Ama... Ama? Her an bir şey olacak diye çok korkuyorum. Yani o kadar mutluyum ki sanki bir rüyadayım ve bir gün uyanacakmışım gibi hissediyorum. Ya korkma, hiçbir şey olmayacak. Hep buradayım. Keşke şimdi burada olsan. Çünkü seni çok özledim. Merak etme, hiç kimse duymadı. Ateş, sen beni mi izliyorsun? Yok, seni tanıyorum. Ama tabii senin de her zaman dediğin gibi insanlar birbirlerini asla tanıyamaz. Bu arada ben de seni özledim. Ben de, çok hem de. Ama şimdi benim kapatmam lazım çünkü çocuklarla ilgileneceğim. Akşam görüşürüz. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Kıyafetlerimizi topluyoruz. Neden? Biz her yıl yaparız bunu. Küçülen eşyalarımızı vakıfa gönderiyoruz. Annesi babası olmayan çocuklar için. Çok güzel düşünüyorsunuz. Berit'ciğim, ama sen her şeyini toplamışsın. Böyle olmaz ki. Ne yapayım Leyla? Onların anne babası yok. Aslında bizim de yok ama Ateş bize alır. Ah benim güzel kalbim, gel bakayım, gel. Oh canım. Leyla ya, bence sen de birkaç tane kullanmadığın eşyanı getir. Yani Ateş sana yeni çiçekler alır. Yani sen onun yeni heveslisin ya. Alır alır. Hadi getir sen de birkaç tane iyilik yap. Hadi. Leyla'yı. Artıyor ya. Leyla. Çocuk o, tamam. Çocuk o. Biraz ileri gittim sanırım. Ilgaz, bana karşı neden bu kadar acımasızsın bilmiyorum ama ben seni de kardeşlerini de çok seviyorum. Sen iyi bir ablasın. Sırtında çok fazla yük var, ben farkındayım. Ama sana karşı ne kadar yaklaşmak istesem de sen izin vermiyorsun. Sana nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Leyla, sen buraya ilk geldiğinde bakıcı olarak geldin. Şimdi Ateş'in sevgilisisin. Biz de sana nasıl yaklaşacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemiyoruz yani. Anlıyorum. Evet, ben Ateş'i çok seviyorum. Ama sizi de çok seviyorum. Ateş'le olan ilişkim değişti diye size olan ilişkim değişmedi. Değişmeyecek de. Lütfen artık bunu anla. Böyle yapma ne olursun. Aydos'un birkaç parça toplaması gerekiyor. Ben onu yerine
Ateş, senin burada ne işin var? Özledim dedim, geldim. Senin neyin var? Ha? İyi misin? İyiyim. İyiyim ya, çocuklar çok güzel bir şey yapmışlar da ben o yüzden biraz duygulandım. Asıl sen iyi misin? Ya yok bir şey. Şirkette ufak bir şey o kadar. Bak anlatmak istersen dinlerim. Ya. Kaçırayım mı seni bir yere? Nereye? Soru sormak yok. Ben bir çocuklara bakayım. Üstümü değiştireyim, dışarıda buluşalım. Olur. Görüşürüz. Hallettin mi Aydos? Birkaç tane aç. Meryem Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Yok benim bunları içim fena izliyor. Ya kızcıların haline bak, sanki anaları babaları varmış gibi öksüz yatıp başkalarına yardım hazırlıyorlar. Ay Meryem. Ben de çocuklara bakar mısın diyecektim ama sen bu haldeysen yani. Tamam neyse boş ver, ben bakarım tamam. Ben bakarım, ben bakarım. Kız yanıma minnet, çok seviyorum bunları. Ben bakarım. Ben. Emin misin? Benim eminim. Sen git. Kız ne oldu? Ne yaptın? Nasıl sen? Gel bir sen benimle. Ben konuştum Onur'la. Onur iyi. Ama Barış'ın haberi yok. Sen Barış'a da söylersin olur mu? Tamam. Ya bir de Meryem. Hı. Onur beni kurtarmaya gelmiş oraya biliyor musun? Nasıl? Ya Yakup'un beni ihbar ettiğini düşünmüş. O yüzden gelmiş okula. Ah Onur. Ah kıyamam. Sorma ya. Neyse. Ateş bekliyor dışarıda. Sen çocuklara bakarsın. Tamam hadi git git sen. Ben de. Tamam. Üzme kendini. Bana bak köy yumurtası, asabını bozma benim. Trip atacağın sevgilin değilim ben senin. Patronunum. Bana bir an önce ateşle ilgili işime yarayacak bir şey getir. Yoksa henüz görmediğin kötü tarafımla yüzleşirsin. Merak etmeyin. Uğraşıyorum.